konuşacağız. Bu Tekasür suresi. Tekasür suresinin çıktısını dağıttık. İnşallah herkes de vardır, bir göz gezdirmişsinizdir. Tek tek ayetlerin üzerinden geçeceğiz. Bu sure Mekki bir suredir. Mekki ne demek? Mekke'de indirilmiştir. Mekke'de indirilmiştir. Bazı sureler hem Mekke'de hem Medine'de de indirilmiş olabiliyorlar. Ama ilk nerede indirdikleri? Genel olarak çoğu tefsir yapanlar tarafından bu konuda bir hemfikirlik var. Bu sure Mekki bir suredir. Bu önemli bir suredir çünkü bu şeye çok önemli bir konuyu ele alıyor. Nedir o çok önemli konu? İnsan ve Allah arasında mesafe neden oluşur? İnsan ve Allah arasında mesafenin oluşmaması veya oluşması en önemli konudur. Bütün peygamberlerin gelişinin gayesi budur ki insan ve Allah'ın arasındaki mesafe yok olsun. Mesafe kalmasın. Bu surenin gayesi de şu ki nedir o şeyler? Hangi şeylerin neticesinde insan ve Allah arasındaki mesafe artar? Ve insan eninde sonunda küfüre kadar gider. Küfür nedir? İnkar etmek. Aslında bu da biliyorsunuz küfür inkar etmek demek ama aynı zamanda mesela Kur'an-ı Kerim şeyleri ehli kitaptan bahsederken hangi sureydi o? Beyyene suresinde. Evet, Beyyene suresinin ilk ayetinde yani Bismillahirrahmanirrahim'den sonra لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّ تَعْتِهِمُ الْبَيَّنَةِ Yani hem ehli kitap hem müşrikler ikisi küfüre batmışlardı. Oysa ki hiçbir zaman onlara sorduğumuz vakit demiyorlardı ki biz inkarcılardanız. Mesela o andaki Hristiyanlar, o anda Peygamber Efendimiz geldiğindeki zamanın Hristiyanlarından bahsediyorum veya o zamanın Yahudilerinden bahsediyorum. Onlara gidip deseler ki siz kafir misiniz? Desek, hayır elhamdülillah biz inananlardanız. Yani kafirin tersine inanan. İnananlardanız. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor ki? لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّ تَعْتِهِمُ الْبَيْنِ Ta onlara peygamber gelene kadar, bu peygamber gelmeseydi, yani Peygamber Efendimiz'den bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu peygamber gelmeseydi, bunlar küfürlerinden ayrılamazlardı. Ehli kitap diyor önce, ismen ehli kitap diyor, yani kafir demiyor. Ama ehli kitap olmana rağmen bir küfürün içindeydiler. Şimdi ne demek? Hem bir taraftan ehli kitap diyor, hem diyor ki bunlar bir küfür bataklığına sapmış, şey yapmışlar, girmişlerdi ve çıkamazdı eğer biz peygamberi göndermeseydik. Ne anlama geliyor bu? Bu şu anlamına geliyor ki iki tür küfür var. Biri açık açık ben inkar ediyorum demesi var. Bu başka bir kategori. Ama bir inkar etmiyorum demene rağmen amellerinden sanki inkar edenler gibi davranmak var. Yani söze gelince elhamdülillah inanıyorum demek. Ama amele gelince hiçbir farkın olmaması inkar edenlerden. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'e göre aslında gizli bir küfürdür. Gizli bir şey halidir. Küfür halidir. Şimdi o hale kadar götüren insanı. Çünkü hiçbir zaman bir dine inandıktan sonra kimse ta ki ateist olana kadar o dine mensup kalıyor aslında. Pasaportunda hep yazar Müslüman. Ama günümüzde yani Mesih Aleyhisselam geldiğinde milyarlarca Müslüman Müslümandı. Ama ona rağmen Mesih Aleyhisselam demiş ki benim gelişimimin ana gayesi insan ve Allah arasında oluşmuş olan o mesafeyi yok etmektir.
Onu bir daha sıfıra getirmektir. Çünkü çok mesafe açılmış aralarında. Onu yok etmek benim gelişim amacım. Demek ki inanca rağmen, imana rağmen aslında o mesafe açılabiliyor. Aracılar giriyor. Arada başka şeyler giriyor. Dolayısıyla bu sure o açıdan bu çok önemli konuyu ele alan bir konu ki insan ve Allah arasında mesafe neden açılır? Nedir o araya girenler? Kimse istemez o mesafe açılsın ama açılıyor. Kabul etmek lazım. Peygamber Efendimiz bazen sahabelere sorardı. Aranızda 1000 ayet her gün okuyabilen kimse var mı? Diye sorardı. Onlar da ya Resulullah yok, kimse o kadar okuyabilir mi? Her gün 1000 ayet okuyabilir mi? O da derdi ki, yok mu aranızdan El-Hakim Mutakassur'u okuyabilen bu sure, 8 ayetli bir sure. Yani önce onların merakını uyandırmak için aranızda var mı 1000 ayet okuyabilen her gün diye merak uyandırırdı. Sonra onlar da yok ya Resulullah o kadar nasıl okuyacağız her gün 1000 ayeti. O zaman derdi ki peki yok mu aranızda o zaman El-Hakim Mutakassur'u her gün okuyabilen sadece 8 ayet. Bu çok önemli bir hadis. Bu bize gösteriyor ki Peygamber Efendimiz'in gözünde bu 1000 ayete değer, 1000 ayete eşdeğer, 1000 ayet ağırlığında ve 1000 kelimesi de Arapçada sonsuz anlamına da gelebilen, 7 gibi, 7'nin katları gibi, 1000 de her şey içeren manasına gelir. Yani Peygamber Efendimiz'in zihninde bu ayet aslında bütün mesajı içeriyor, bütün mesajın ruhudur bu sure. Bütün Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği ve bütün peygamberlerin vermek istediği mesajın ruhunu yakalamak istiyorsak aslında bu suredir. Bunu o ruhu kaçırırsanız her şeyi kaçırırsınız. O yüzden bu şekilde sahabelerin merakını uyandırarak böyle sorardı ki var mı aranızda 1000 ayet okuyabilen? Onlar da yok nasıl okuyacağız ya Resulullah deyince o zaman yok mu aranızda bir El-Hakim-i Takassur'u okuyabilen her gün? Bu Fethül Beyan kitabında Hazreti Abdullah bin Umar tarafından rivayet edilmiş. Sonra bir yerde Peygamber Efendimiz demiş ki her kim 1000 ayet akşamlığın 1000 ayet okursa o Allah'a öyle bir şekilde görecek ki Allah ondan çok mutlu olacak. Bunu sorunca sahabeler El-Hakim-i Takassur'u okumaya başladı Peygamber Efendimiz. Şimdi nedir bu çok önemli bir konu? Biraz elimizdeki kağıdı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakim-i Takassur. Elha kelimesi, elha Arapçada ne zaman kullanılır? Eğer bir şey bizim dikkatimizi bir şeyden alıp başka bir şeye çevirirse, bir şeyden gafil hale getirirse, aslında buraya bakmam gerekiyordu ama bir şey, herhangi bir şey benim dikkatimi oradan çevirdi, başka bir şeye çevirdi. O zaman bu elha kelimesi kullanılır. Yani beni bir şeyden gafil hale getirdi. Ona dikkat etmem gerekiyordu ama ona dikkat edemez hale geldim. Dikkat etmez hale geldim. Çünkü niye? Ona bakmıyorum artık. Başka bir şeye dikkatimi başka bir yere çevirdiği için gafil hale getiren şey için elha kelimesi kullanılır. Takassur kelimesi anlamında. Çoklukta kıyas yapmak. Kimde daha fazla para var? Kimde daha fazla ilim var? Kimde daha fazla var? Siyasi güç var. Ve bundan dolayı da böbürlenmek, övünmek. Bu kıyaslama alışkanlığı var ya insanlarda. Bu kıyaslama alışkanlığı önemli bir şeyden gafil ediyor insanı. El-Hakim-i Takassur, bu kıyaslama alışkanlık
çok önemli bir konudan alıkoydu size, dikkatinizi anlamsız konulara çevirmiş. Bu kıyaslama alışkanlığı, bu tekasür yapma alışkanlığı. Onda ne kadar var? Bende yeter, o kadar oldu mu? Onda kaç tane ev var? Bende sadece bir tane var, onda iki tane mi var? Ya da bende iki tane var, onda sadece bir tane var. Veya benim arabam şu, onun arabası şu. Veya benim ilmim bak elhamdülillah bu kadar, onun ilmi o kadar değil. Ya da ben daha güzel konuşuyorum, o kadar düzgün konuşamıyor. Herhangi bir şeyde kendine üstün tutarak veya bir şeye imrenerek bu kıyaslama alışkanlığı ki her insanda az veya çok olabiliyor. Bu tekasürdür. Tekasür kelimesi bu kıyaslama, çokluğu kullanarak kıyaslamak, yapmak. Bende fazla, onda az, onda fazla, bende az. Ve elha kelimesi de bir önemli bir şeyden gafil hale getirmek. Hı? Bir şey sorabilirim. Üstün gelme çabası diyoruz mesela, aslında bu yani buradan çıkan bir anlam mı, yoksa mesela insanlar çoğu zaman yarışırlar ama bunun gerisi de vardır, ilerisi de vardır. Hı hı. Hani sadece ileriye bakmak mı gafil kılan ya da bu anlamı çıkaran bir şey var mı burada? Şimdi tekasür kelimesinin kökü kesretten, çokluktan. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakit bu kelime iki anlamda da kullanılır. Bereketli, yani fazla olması bereketli olan şeyler. Bir de fazla olması zararlı olan şeyler. Mesela Peygamber Efendimiz'e bir şey vaat ederken اِنَّا اَتَيْنَكَ الْكَوْسَرِ Aynı kosser, bu tekasür kelimesinin kökünde olan aynı kelimedir. Ama orada işine yarayan fazlalık. Hiç şüphe yoktur ki Allah sana kosser verecek, fazlalık verecek. Allah kendisi fazlalıkta, fazlalık ve fazlalığın bir nimeti olarak bahsediyor. Hazreti Müslim'e o da yazmış ki, kasret veya çokluk iki türlüdür. Birisi size Allah'a yaklaştıran çokluk, birisi size Allah'tan uzaklaştıran ve yok eden çokluk. Bu ayet Allah'tan uzaklaştıran çokluktan bahsediyor bu sure genel olarak. Faydalı olan kasretten değil. İki tür tekasür var. Birisi insanı Allah'a yaklaştıran, birisi insanın gözünü Allah'tan saptıran ve Allah'tan gafil hale getiren. İlk şeyin anlamı neydi? Birbirinize geçme çabası sizlere gafil kıldı. Birbirinize geçme çabası. Burada şey kastedilmiyor, iyilik de birbirinize geçme çabası. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde, kendisi Kur'an-ı Kerim'in emridir. İyilikte birbirinize geçmeye çalışın. Bu öyle bir şey ki, çok önemli bir şeyden gafil kılan. Yani bu birbirinize üstün gelme çabası gibi. Birbirine üstün gelme, kıyas yaparak. Bende bu kadar var, onda bu kadar var diye. Mesela takasurul kavm kelimesi Arapçada şey anlamında kullanılır. Bizim grubumuz o gruptan daha büyük. Bazen kavimler birbirinden böyle iftiharla bunu söylerler. Bizim adam sayımız onlardan daha fazla. Peygamber Efendimiz geldiğinde Mekke'dekiler ilk takasurlardan bir tanesi de buydu. Bunlar birkaç kişi ki ne olacak? 3-5 kişiler. Bizim arkamızda koca bir cemaat var, koca bir grup var. Bu bir tekasürdür. Yani çokluğun önemine inanıp, yani çok olması önemli esasen. Onun önemine inanıp şeye düşmek, böbürlenmek ve iftihar durumuna düşmek. Bunlar ne ki? Bunlar ne yapabilirler ki 3-5 kişiler? Biz bunları istediğimiz zaman yok ederiz. Peygamber Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında da ve hala da bu Ehmediler hakkında da aynı şey deniliyor. Bunlar kaç kişiler ki saysak işte bu kadar etmez deniliyor. Bu nedir? Tekasürdür. Bizimki daha fazla. Ve o daha fazla olması esas kritiktir. Şimdi el-hakımut tekasür kelimesi aslında demin konuştuğumuz kurallar gibi aslında eksik Arapça. El-hakımut tekasür, el-hakım gafil kıldı,
Ama ne gafil kıldı demiyor. Yani para saymak size gafil kıldı demiyor. Veya kendi ilminiz yüzünden böbürlenmek size gafil kıldı demiyor. Veya kendi sayınıza çok saymak size gafil kıldı demiyor. Sadece bir şey gafil kıldı diyor. El-hak, el-hakım. Normalde bu el-hakım'dan sonra mesela şu, şundan gafil kıldı demesi gerekirdi. Önce şu yaptığınız şey size şundan gafil kıldı demesi gerekirdi. Ama burada ikisi söylenmedi. Ne, hangi hareket gafil kıldı, bir de neden gafil kıldı, ikisi söylenmemiş. Bu durumda bizim kurallarımıza göre ne yapmamız lazım? Tüm olasılıkları almamız lazım. Yani insanlara gafil kılan şeyler, iyi şeylerden gafil kılan ne şeyler var? Faydalı şeylerden ne gafil kılabilir insana? Onların hepsinin bir listesini yapmak lazım. Bir de neden gafil kılabilir? Mesela para saymak bize Allah'tan gafil kıldı. Para saymak bize peygamberlerden gafil kıldı. Para saymak bize faydalı ilim öğrenmekten gafil kıldı. Para saymak bize bunları sayabiliriz. Eğer deseydi ki size ilimden gafil kıldı deseydi, konu sınırlı olacaktı. Sadece ilimle sınırlı olacaktı. Eğer size meleklerden gafil kıldı deseydi, bu sefer gene daha sınırlı bir konu anlatılıyor olacaktı. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir stilidir. Bir şey açık bırakır. Demez yani hangisinden bahsettiğimi. Ve bu durumda bizim kuralımız bizim yardımımıza gelir. Ve olabilecek her şeyi varsaymamız lazım. Şimdi sorun, burada ben başta şey demiştim. Bu önemli bir suredir çünkü insan ve Allah arasında bir mesafe neden oluşur? Ben bahseder. Bu sure bize söylüyor ki takasur insan ve Allah arasında mesafeye koyar. Nedir o mesafeye koyan? Takasur. Yani insan böbürlenmeye başlar. Kendi parasında, kendi ilmine, kendi bilgine, kendi arkadaş sayısını, her ne konusunda tekasür yapıyorsa, bundan böbürlenmek ne demek? Biz ne zaman böbürleniriz? Ne zaman iftihar aklımıza gelir? Kibirlenince. Çok olunca, bizde çok olunca. Başkalarından daha iyi bir şeye sahip olduk. Şunu demek istedim. Eğer bir insan şunu düşünse ki, tamam bende çok para olabilir ama bunda benim zerre kadar bir katkım yok ki, bu tamamen Allah-u Teala'nın fazlıdır. Tamamen Allah-u Teala'nın lütfudur. O zaman böbürlenmek ve iftihar etmek aklımın ucundan bile geçmez. Çünkü düşüncem o şu ki, tamam bir şey fazla olabilir. Peygamber Efendimiz kendisi de birçok yerde demiş ki, ben şu konuda en iyisiyim. Ama hemen yani iftihar edilecek bir şey söyledi. En iyisi benim. Ama hemen arkasında dedi, ve la fahar. Ama hiçbir şeyim yok bu konuda, iftiharım, şeyim yok. Çünkü benim inancım şu ki, ben zerre kadar bir değerim yok. Hepsi Allah-u Teala'nın lütfudur. Eğer bütün çokluk olabilir. Ama çokluğu değerlendirirken, eğer bizim aklımızdan geçen şeyler şuysa ki, bunda benim hiçbir katkım yok. Ben Allah-u Teala'nın tamamen lütfudur ki beni seçmiş bunun için. Bu düşünceler hakim ise tekasür olmaz. Tekasürün olması, onda ne kadar var, bende ne kadar var diye bir yarışa girmek mümkün değildir. Eğer öyle bir yarışa giriyorsak, o zaman Allah-u Teala'nın lütfu gözümüzden kaçmış ve bizim kendi gücümüz üzerinde gözümüz var. Ben kendi alın terimle, ben kendi gücümle buraya kadar geldim. Buna konsantre olmuşuz. Allah-u Teala'nın lütfunu bir tarafa bırakmışız. Kendi gücümüz üzerinde konsantre olmuşuz. Ve gafil kıldıran en önemli şey de şu. Tekasür aslında, böbürlenmek ve iftihar aslında Allah-u Teala'dan gafil etti size bu tekasür.
Allah-u Teala, çünkü öbür türlü bu tekasür olması mümkün değildi. Bunun örneği nedir? Eğer ben şimdi gece vakti bu ampul şey gözüküyor, bunun bir ışığı var. Dolayısıyla benim kafamda bunun bir değeri olabilir. Ama gündüz eğer bu dışarıda olsa bu ampul, bir de güneş de olsa, bu ampulün değeri hiçbir zaman aklımdan bile geçmez. Şu anda bile değeri tartışılır. Şu anda bile değeri tartışılır. Yani hiçbir zaman şu gelmeyecek, vay be ne kadar önemli ışık kaynağıdır gündüz vakti. Hiçbir zaman ki aptal birisi olması lazım gündüz vakti dışarıda yanan bir lambaya bakıp da şey demesi. Burayı aydınlatan bu. Güneş yanında o kadar şey kalıyor ki, sönük kalıyor ki, kimse yani akıl başından insan aklının ucundan bile geçmez bunu övmek. Eğer birisi bunu övüyorsa gündüz vakti, bu ya aptaldır ya da güneşi görmüyordur. Güneşi gör, bunu öven birisi güneşi görmediğini ispatlamış olur. Aynı şekilde tekasür yapan bir insan, kendi alın terine güvenen, ben bunu elde ettim, ben bu, kendi amelini çok görüyor, ampulü çok görüyor güneşin yanında. Allah-u Teala'nın lütfunu sıfır sayıp, kendi amelini çok gören bir kimsedir. Dolayısıyla eğer birisi tekasür yapıyorsa, bu ayete göre, bu şunun göstergesidir ki o kişi Allah-u Teala'yı görmüyor. Allah-u Teala'nın fazlını, Allah-u Teala'nın lütfunu bir hiçe görmüyor. Hiçe sayıyor değil, görmüyor. Görüp de hiçe sayıyor değil. Hiçe saymakta şu manası var. Görüyor ama hiçe sayıyor. Görmüyor aslında. Allah-u Teala'nın lütfunu, fazlını görmüyor. Kendi çabasını çok görüyor. Kendi çabasının önemi onun gözünde fazla. Bu yüzden de zaten tekasür yapıyor. Ayet bize ne diyor ki? Bu tekasür size Allah-u Teala'nın lütfundan, fazlından gafil kıldı. Gözünüz artık Allah-u Teala'nın lütfunu, fazlını bakmıyor. Gözünüz kendi alın şey gücünüzü bakıyor. Ve bunun neticesinde ne olacak? Yavaş yavaş Allah'ı önce görmemeye başlayacaksınız. Sonra tamamen Allah'tan uzaklayacaksınız. Dedim ya sure... Nedir insan ve Allah arasında giren? İnsan ve Allah arasında giren şey kendine, bu iftihar, kibir, kendine bir şey saymaya başlamak, tekasür netice, tekasüre kadar giden bu netice, insan ve Allah arasında giden. Peki ne oluyor? Bu ayet kime indi? Peygamber Efendimiz'e indi. Muhatabı o ve bunu kime söylüyor? Mekke'dekilere söylüyor. Yine bir onlara uyarı mahiyetinde ki el-hakimut tekasür. Hatta zurtumul mukabir. Hatta mezarları ziyaret ettiniz. Şimdi burada tabi biraz şey yapmak lazım. Kelime anlamı şöyle. Hazreti Müslim radıyallahu anhu bu mukabir, yani hatta şey mezarlara kadar gittiniz. Bu tekasür size gafil kıldı. Bu tekasür alışkanlığı size çok önemli bir şeyden gafil kıldı. Ve bu gaflet neticesinde siz mezara kadar gittiniz. Mezara kadar gittiniz. Bu gittiniz geçmiş zaman. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in bir tarzıdır. Gelecekte kesin olan bir şeyden bahsederken geçmiş zamanı kullanır. Yani eğer Allah-u Teala gözün katında o şey kesin olacaksa, o zaman onun için geçmiş zamanı kullanır. Gittiniz değil çünkü onlar henüz yaşıyorlardı. Henüz ölmemişlerdi. Kabire inmemişlerdi. Hazreti Müslemoğlu'nun şey şu burada, tefsiri bu ki burada kastedilen aslında bütün kavmin ölmesi. Bir bireyin ölmesi değil. Allah-u Teala bunları o Mekke'dekileri uyarıyor ki diyor ki sizin bu alışkanlıklarınız, bu tekasür yapma. Çünkü onların en büyük alışkanlık böbürlenme, kibir, kendini bir şey sanmak, Allah-u Teala'nın lütfunu hiç saymak. Bu alışkanlık size Allah-u Teala'dan gafil kıldı. Ve bunun neticesinde olmuş gibi bilin. Yani geçmişte olan şeyler olmuş gibi oluyor ya, gelecek belli değil. Olmuş gibi bilin ki kavim olarak siz
mezarlığa gidiyorsunuz. Bir kavim olarak. Biri olarak zaten herkes mezara gidecek. Her halükarda gidecek. Ama bir kavmin mezara gitmesi soru işareti. Belki gider, belki gitmez. Ama Allah-u Teala diyor ki hatta zortumul mukabir, %100 emin olun. Bu alışkanlık yüzünüzden, yüzünden siz bir kavim olarak yok olacaksınız. Hiçbir şansınız yok. Şu anda güçlü görünüyorsunuz. Şu anda ilim var sizde, para var sizde, siyasi güç var sizde. O yüzden var ki tekasür yapıyorsunuz. Ama ve normal şartlarda ilmin olması, paranın olması, siyasi gücün olması aslında sürdürülebilirliğin göstergesidir. Bugün mesela biz Batı'ya tebliğ yapacak olursak şey diyebilir miyiz? Sizde ne para kalmış, ne siyasi güç kalmış, ne ilim kalmış, siz yok olmaya mahkumsunuz. Gülecekler. Yok dediğin hepsi bizde var, fazlasıyla var, sizde yok esasen. Ama bu ayet bize ne diyor? Bize diyor ki onları demeniz gerekiyor ki sizi mezara götürecek olan bunların çokluğu değil. Bunların çokluğunu konsantre olmanız sizi mezara götürecek. Çünkü bunların çokluğunu konsantre olmak asıl konsantre olmanız gereken şeyden gafil kıldı sizi. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim mesajımız tebliğ yapacağımız her kişiye şu olursa ki sizde bu çokluk yok. Bize gülecekler. Çünkü bizde var, esas sizde yok. Diyecekler. Sizde para yok, sizde güç yok, sizde ilim yok, sizde bilim yok. Haklı olarak. Bizim mesajımız, Kur'an-ı Kerim'in buradaki mesaj ne? El-hakemu tekasur hatta zortumul mukabir. Bu çokluk peşinde koşmak var olabilir bu çokluk sizde. Ama bu çokluk peşinde koşmak sizi esas Allah-u Teala'dan gafil kıldı. Ve o zortum buradaki o ziyaret ettirecektir sizi. Size kabire kadar götürecektir bu alışkanlığınız. Peki bunu dediğimiz zaman, bunu Peygamber Efendimiz Mekke'dekilere dediğiniz zaman, bunu Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bütün dünyaya dediği zaman, bugün biz bunu tebliğ olarak kullandığımız vakit karşı taraftan ne tepki alıyoruz? Yok öyle değil. Yani biz biliyoruz bunlar esas, bize esas götürecek olanlar bunlar. Para bilmem bunlar bize bir yere götürecek. Kur'an-ı Kerim bunu bildiği için onlar bunu inanamayacaklar mı? Yani bu mesaj zor anlaşılan bir mesaj. Paranın çokluğu işe yaramayacak, ilmin çokluğu işe yaramayacak, mal mülkün çokluğu işe yaramayacak. Normalde bir dine, dünyevi şeylere kapılmış bir kavime inandırmak çok zor bu mesajı. O yüzden Kur'an-ı Kerim sonraki ayette ne diyor? Kalla sofa ta'lamun, summa kalla sofa ta'lamun. Hayır, sandığınız gibi değil. Çünkü biliyor ki bunu böyle deyince ki bu para çokluğu size kabire kadar götürecek. Bu ilim çokluğu, bu şey çokluğu size kabire kadar götürecek dediğiniz vakit onlar yok efendim diyecekler. Frank'in cevap veriyor ki hayır, hiç düşündüğünüz gibi değil. Siz düşünüyorsunuz ki bunlar sizi kurtaracak. Ama unutuyorsunuz ki ne? Al-hakum. Size çok önemli bir şeyden gafil kılıyor bu koşu. Bu sürekli para peşinde, bugün yarın ne yapacağım? Aslında bu sadece Batı'ya yapacağımız tebliğ için değil. Bizim kendi Ahmedi olarak bizim kendimiz için de aynı zamanda bir uyarı. Buradaki her şey Peygamber Efendimizin bu sahabelere sorması da bunu gösteriyor. Sahabeler Mekke'deki kafirler değildi. Ama onlara da diyordu ki bunu bu bin ayete bedel. Siz kendinizi korumak istiyorsanız bunu her gün okuyun. Değil mi? Demin onu söyledik. Yani bu sadece tebliğ yapacağımız bir konu değil. Bizim de varlığımızı sürdürebilmemiz için bu tekasür özelliğinden vazgeçmemiz gerekiyor. Kendi içimizde de. Birey olarak, cemaat olarak tekasürden vazgeçmemiz gerekiyor. Yoksa biz kendimiz yok olacağız. Birini kurtaracağımızı. Eğer bizim kibirlenme, böbürlenme, çokluktan övünme gibi bir alışkanlık oluşursa bizim kendi varlığımız şey içindedir. Ve tabii tebliğ yapacağımız kişiler de bu konuyu anlamıyor. Yani bu aslında birçok kişi hem ilahi cemaatlerin içerisinde de hem ilahi cemaatlerin dışında genel olarak anlaşılmayan bir konu. Genel olarak anlaşılan konu şu ki dünyevi güçler bize fayda verecek.
dünyevi para bize yardım edecek, siyasi güç bize yardım edecek, ilim bize fayda verecek. Ama bu mesaj ne diyor ki? Hayır, hayır, düşündüğünüz gibi değil. Öğreneceksiniz. Tekrar hayır. Bakın, summa kalla sohbet alalım. Yani hiç anlaşılmayacak bu konu. 50 kere anlatacaksınız, 50 kere sanki hiçbir şey anlatmamışsınız gibi size gelecekler. Çünkü çok mantıksız bir şey söylüyor olacaksınız. Para işe yaramaz. Mal mülk işe yaramaz. Araba ev işe yaramaz. Bu mesajı günümüzde herkes güler. Veya gülmese de biraz şey bir yanı varsa da gene gül, evet evet çok hakikaten doğru söylüyorsunuz. Para önemli değil deyip ondan sonra ertesi gün sabahtan akşama kadar para peşinde koşar. Yani demesi başka ama gerçekten hayatında uygulaması başka. Kalla lo ta'lemuna ilmel yakin. Hayır, sandığınız gibi değil. Keşke ilmul yakinle bilebilseniz. İlmul yakin nedir? Kesin bilgi. Evet. Tereddütsüz ilim. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu ilimi üçe ayırmıştır. Her tür bilgiye üçe ayırmıştır. İlmul yakin, aynul yakin ve hakkul yakin. Nedir onların farkı birbirinden? Hatırlayan var mı şeyden? Ateşi uzaktan görmek. Denizde geminin önce dumanını görmek ilmel yakin, bir gemi geliyor dersen. Sonra gemi görünür olur, aynı yakında diyor. Ama sonra gemi kıyıya geldi. İlki neydi? İlki geminin dumanını görüyorsun, gemi yok ufukun arkasında. Yani asıl şeye görmeyip de onun belirtisine görmek. Evet. Yani asıl şey kendisi gözükmüyor o anda. Ama belirtileri mevcut. Yani duman. Dumanı görüp ateşi varsaymak. Bu ilmul yakîn'dir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kalla lau ta'lamuna ilmul yakîn. Siz bu kavimleri uyarıyorsunuz ki yok olacaksınız. Eğer tekasürde devam ederseniz yok olacaksınız. Onlar da size diyorlar ki ne demek yok olacaksınız ya? Dünyanın en güçlüsü biziz. Dünyanın en büyük alemi biziz. Dünyanın liderleri biziz. Ne demek yok olacağız? Yani gözükmüyor ateş şu anda. Gözükmeyecek. Yani o anda sizin bunu uyarıyı yaptığınız vakit onların gözünde ateş gözükmüyor henüz. Siz ateşten bahsediyorsunuz. Yanacaksınız diyorsunuz cehennemde. Onlar bakıyorlar biz hiçbir cehennem, bir ateş görmüyoruz diyorlar. O zaman sizin ne demeniz gerekiyor? Eğer ateşi aramayın şu anda. Şu anda dumanı arayın. Belirtilerini arayın. Belirtileriniz şu ki koşu içerisinde siz Allah'tan gafil olmuşsunuz. Onu görüyor musunuz? Tamam, cehenneme görmüyorsunuz ama Allah'tan gafil olduğunuzu da mı görmüyorsunuz? O ortada. Sabah kalkıyorsunuz 6'da, gece 12'de yatana kadar para peşinde koşuyorsunuz. Belirti ortada. Size bu koşu, ilim koşusu, para koşusu, mal mülk koşusu size Allah'tan gafil kıldı. Bunu da mı reddediyorsunuz? Tamam, cehennem henüz görünmedi. O ateş henüz görünmedi. Ama siz akıllı insanlarsınız. Dumanı görüp ateşi tahmin edebilirsiniz. Şu kadarını da mı görmüyorsunuz? Ya şunu diyeyim ki biz ateistiz. Onu da demiyorsunuz. Diyorsunuz ki inananlardan birisiyiz. Ama şunu görmüyorsunuz ki bu tekasür alışkanlık size sembolik olarak bir Allah'a bağınız kalmış sadece. Yoksa gününüzün tamamı şeylerle geçiyor. Dünyevi şeylerle geçiyor. Ne diyor? Kalla lo ta'lemuna ilmel yakîn. Sandığınız gibi değil. Keşke madem ki ateşe görmüyorsanız biraz aklınızı kullanıp da dumanı görüp ateşi tahmin etseydiniz. Keşke biraz aklınızı kullanıp da bunu görüp ki Allah'tan gafil, hakikaten Allah'tan gafil olduk. Bunun neticesinde ne oluyor? Düşünseydiniz. Lateronel cehim, mutlaka cehennemi görürsünüz o zaman. Eğer bu aklınıza kullansaydınız ve 2 artı 2 4 deseydiniz, ha duman var tamam ateş görünmüyor ama duman görünüyor. Bunu o zaman siz cehennemi de görürdünüz. Ama bunu da yapmaya hazır değilsiniz. O zaman ne oluyor? Lam taronaha aynel yakin. O zaman bekleyin.
bekleyin, yakında o cehennemin kendisi de gözükmeye başlayacak. Şu anda 2+2 yapmaya şey değilsiniz, meyilli değilsiniz. Şu anda ben size dumanı gösteriyorum. Diyorum ki bakın bu koşu neticesinde Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Ve bu Allah'tan uzaklaşma neticesinde eninde sonunda cehenneme kadar yolunuz var. Gideceksiniz. Siz diyorsunuz ki yok, cehennem görünmedi henüz. Keşke biraz fikir yürüterek, keşke biraz düşünerek, ilmul yakin kullanarak, yani dumanı görüp keşke ateşi görseydiniz. O zaman görürdünüz. Ama görmüyorsanız o zaman bekleyin. Sonra sizler onu gözle de görülür. Kesin bilgi olarak da göreceksiniz. Yani yakında bu büyük kavimlerin, Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın, bu büyük kavimlerin düşüşü de görünmeye başlayacak. Kendi içimize mesaj ne? Biz kendimiz tekasüre kapılırsak Allah-u Teala başka bir kavime getirecek bizim yerimize. Allah-u Teala'nın mesajı duracak değil. Yani o birine getirecek bu işi yapmak için. Ama biz eğer kendi alışkanlıklarımızı inceleyip de, ben de hakikaten bunları diyorum ama sabahtan akşama kadar aynı şeyler yapıyorum diye öz eleştiride bulunmazsak ve ben bunu görmezsem ki benim de bu alışkanlığım beni Allah'tan gafil kıldı demezsem, o zaman ayet benim için de geçerli oluyor. Sadece Mekke'dekiler için veya sadece Batılılar için değil, Allah-u Teala için Batı Mekkeli inanan inanan farkı yok. Kalbi bakar sadece. Kalp bunlara, bu mesajı aldıysa o mümindir, almadıysa ismi mümindir, Allah katında kafirdir. Ne isimle anıldığı veya pasaporta ne yazıldığı veya biat formunda ne yazıldığının bir önemi yok. O zaman bizim için de keşke, yani şu anda sanki Allah-u Teala bize diyor ki keşke aklını kullansaydın bari. Şunu görseydin ki bu alışkanlıklar, bu tekasür alışkanlıkları beni de Allah'tan uzaklaştırıyor. Sabahtan akşama kadar. O olması gereken mümin gibi, olması gereken tevakkul seviyesi bende bir türlü oluşmadı. Bunu 2+2 yapmam lazım. Eğer şey birisiysem, dürüst birisiysem bunu değerlendirip sürekli kendimi yenilemeye çalışmam lazım. Her gün kalkıp biraz daha mı iyiyim geçen seneye göre, yoksa yerinde mi sayıyorum, yoksa hatta geçen seneden daha kötü bir noktaya mı geldim demiyorsan, o zaman Kur'an-ı Kerim'in uyarısı ne? Keşke görseydin, her sene değerlendirseydin ve o zaman ateşi senin de gideceğin, yani Ahmedi sen de cehenneme girebilirsin. Öyle bir garantisi yok. 2+2 yapsaydın görürdün bunu. Ama görmezsen de, görmemeye meyilli olursan, görmeyeceğim diye gözünü kapatırsan, en de sonunda o gözünün önünde çıkacaktır. Gözünün önüne çıktığı vakit artık duman mumman değil, doğrudan ateş görünecek ve görmek zorunda kalacaksın o ateşi. Bir gün o karşında çıkacak ve çıktığı an artık çok geçmiş. Yani cehennem geldikten sonra artık geç. Çünkü göründü artık. Ondan sonra biraz, bu da Allah-u Teala'nın bir şey sıfatının bir settar bize bir zaman veriyor. Tövbe etmek için, kendimizi değiştirmek için bir fırsat veriyor ki ilmul yakin ile enül yakin arasında bir dönem var ya, şu anda duman gözüküyor. Duman olunca ateş yakmıyor şu anda. Fırsat. Hadi değiştir kendini. Madem ki bu mesajı aldın, Ahmedi olarak düşünecek olursak, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i yeniden bize anlattı sıfırdan. Anladık da dedik. Yani şey de demedik, anlamadık da demedik. Anladık ama eğer anlamamıza rağmen değişiklik yaratmıyorsak kendi hayatımızda, o zaman değişen hiçbir şey yok. Aksine daha zararlı bir durum. Çünkü diğerler en azından şu bahanenin arkasında saklanabilirler. Biz anlayamadıydık zaten. Yeteri kadar araştırmadıydık ama biz Ahmedi olarak inandık dedik. Yani her konuda o mesajı, Keşti-i Nur'daki talim kısmını herkes okumuştur. Onu tekrar tekrar okumakta fayda var. Şunu yapan bizim cemaatimizden değildir. Cemaati olmasına rağmen kayıt defterinde, biat defterinde isimleri var. Ama huzur diyor ki Allah katında o başka bir biat defteri var. O defterde yok. Buradaki defterlerde olabilir. Çünkü bu zahiri bir şey. Ama Allah katında olan defterde onların isimleri yazmıyor.
Kim işte bir kardeşini affetmiyorsa, kim kin tutuyorsa, hepsine tek 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 şey yapmış, kesmiş. Yani bu bu bize uyarı. Eğer çünkü bu tip şeyler bize eninde sonunda Allah'tan gafil hale getirecek. Ve eninde sonunda o cehennemde görünecek. Yani bu sure, Tekasür suresi sadece dış dünyaya bir uyarı değil. Ahmedilere de bir uyarı. ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا اَيْنَ الْيَك۪ينَ Sonra siz onları gözle de göreceksiniz o cehennemi. Ve en sonunda ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ اَنَ الْنَيْمِ Ondan sonra ardından o gün sizlere nimet, burada da aslında bir şey çevir şeysi var, nimet hakkında. Bu اَنَ الْنَيْمِ Hazreti Müslüman yazmış ki neyim nimetler olarak çevrilir genelde ama aslında manası nimetler değil, büyük nimettir. O gün size o büyük nimet hakkında sorulacak ve burada kastedilen size gönderilen peygamberdir. Bu dünyaya böyle durumlarda dünya tekasür içinde olduğu anda eninde sonunda o cehennem görünmeye başladığı zaman hem Ahmedilere hem gayri Ahmedilere sorulacak. Size gönderilmedi mi o büyük nimet? Sizi ben her şeyi tek tek açıklamadım mı? Anlayamadığınız bir şey mi kalmıştı? Yani şunu sanmayın ki biz sorulmadan hem Ahmedi hem gayri Ahmedi. Herkese uyarı. Biz kaçabileceğiz. Ardından o gün sizlere büyük nimet hakkında mutlaka sorulacaktır. Mutlaka sorulacaktır. Sadece 8 ayet. Ama Peygamber Efendimiz dediğine göre 1000 ayete bedel. Ve 1000 ayetten tefsiri Hazreti Müslim olduğunu da bütün Kur'an-ı Kerim'e bedel. Yani bütün mesajı ki sizi Allah'tan gafil kılıyorsa bir şey. İşte hepimiz diyoruz ya, ya işte insanlık hali, gaflet, unuttum, bilmem ne falan filan, iş, güç. Yani klasik şeyler. Ama bu çok sıkı bir uyarı. İş, güç, iş, güç, her gün iş, güç, iş, güç demeye devam ederseniz eğer, öncelikle iki yardaki dört duman aşamasından geçeceksiniz. Durmadınız, en de sonunda cehennem gözükmeye başlayacak. Ve yakalanacaksınız o ateşi. Siz yapmayacaksınız, başka bir kavim getirilecek bu mesajı yaymak için sizin yerinizde. Ve eninde sonunda ne olacak? Size büyük verilen o nimetten sorulacaksınız. Size bu nimet gönderildi ve siz onu ne yaptınız? Sanıyorum burada bitirelim.